Herkese merhaba. Orta Doğu'daki yolculuğuma devam edeceğim. Bu yaz ayları çok sıcak geçiyor. Esasında çatışmalar veya buna benzer durumlarda devam etmesine rağmen esas cephelerde hafif bir soğuma ama buna mukabil diplomasi kanadında olağanüstü yüksek bir aktivasyon, bir hareketlilik var. Nedense Mısır bir anda kendini öne atmış durumda. Esasında son yapmış olduğum yorumlarda da belirttiğim gibi Joe Biden'ın başkan olmasından bu yana özellikle Donald Trump döneminde Amerikan dış politikasının Orta Doğu kanadına yansımış olan ahbap çavuş ilişkilerini ortadan kaldırma çabası gerçekten yeni bir stratejik paradigmanın da doğmasına neden oldu. Neydi Trump'ın yaptığı iş? Tipik bir iş adamı olarak kurumsallıktan uzak ilgili devletlerin başkanlarıyla veya veliahtlarla, prenslerle, krallarla, diktatörlerle her ne alt ise bireysel ilişkiler kurarak ailevi bir dostluk sembolü içinde işleri yürütmekti. Bu Amerika Birleşik Devletleri gibi kurumsallaşmaya çok büyük önem vermiş ve zaten bir süper güç olan bir devlet açısından sürdürülebilir bir dış politika yaklaşımı değildi. Nitekim derin Amerika Trump'ı yok etti ve sonuç itibariyle yerine çok köklü bir siyaset adamı, yani çok genç yaşında Amerikan tarihinin en genç senatörü ilan edilmiş bir ismi, eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı getirdi. Joe Biden ne yapıyor? Joe Biden geldiğinden bu yana Anthony Blinken ve diğer Jake Sullivan gibi güvenlik ve dış politika uzmanları ve kadrosuyla kurumsallaşmış bir Amerika Birleşik Devletleri görüntüsü veriyor. NATO ile ilişkilerini kurumsal götürüyor. Bütün devletlerle ilişkilerini başkanın şahsi telefonları olmadan normal kurumlar üzerinden yürütmeye çalışıyor. Tabii bu özellikle Trump'ın damadı Jared Kushner'le birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensleri üzerinden geliştirmiş olduğu ve zaman zaman Türkiye'yi de içine katmaya çalıştığı o kişisel ilişkiler ağı çerçevesindeki politikanın bir yerde ortadan kaldırılışı demek. Nitekim daha Joe Biden'ın gelmesiyle beraber 12 yıldır aralıksız ülkeyi yöneten Benjamin Netanyahu'nun tipik bir cumhuriyetçi destekçisi ve tipik bir Trump dostu olarak bir anda kendini ana muhalefet lideri olarak bulması İsrail'de herhalde yabana atılacak bir durum değildir. Nitekim Benjamin Netanyahu şu anda Bennett ve Lapid isimli iki siyasetçinin, iki ayrı parti liderinin dönüşümlü başbakanlık anlaşmasıyla kurmuş oldukları koalisyona karşı sert bir aşırı milliyetçi, Yahudi milliyetçisi bir muhalefet yürüterek ortalığı biraz dağıtmaya çalışıyor. Peki buna mukabil Bennett-Lapid ikilisi ne yapıyor? Bennett-Lapid ikilisinin bugün yaptıkları enteresan. Çünkü sonuç itibariyle Bennett Ürdün'e gitti. Amman'da Kral Abdullah'la bir araya geldi. Kral Abdullah şu, bunu anlatayım. Kral Abdullah 2016 yılında Joe Biden'ı şahsi olarak uçağa binip Amman'da ziyaret edip çok yakın dostluk geliştirdiği bir karakter. Yani zaten 2020 yılında daha henüz Amerikan başkanlık seçimi sürecinde bütün Orta Doğu şunu söylüyordu. Eğer Joe Biden seçilirse yeniden Cumhurbaşkanı veya başkan, kesinlikle Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin o Trump dönemindeki gösterişli güçleri ortadan kalkacak ve yerine geleneksel Anglo-Amerikan, yani İngiliz-Amerikan ittifakı çerçevesinde Ürdün kralının bir Arap lideri olarak öne çıktığı bir
dönem başlayacak deniliyordu. Bu başladı. Ve daha önce de söyledim, 19 Temmuz'da Kral Abdullah Beyaz Saray'da ağırlanan ilk Arap lider olacak. Şimdi bu neye yansıdı? Şöyle bir şeye yansıdı. İsrail'de kurulu olan Bennett hükümeti yavaş yavaş Netanyahu'nun sertlik yanlısı politikalarını bir kenara bırakarak daha Ürdün'le ve Filistin'le işbirliğine kapı aralayan bir kimlik kazanmaya başladı. Mesela İsrail bugün Gazze'nin, ki kuşatma altındaki Gazze'nin balıkçılık sınırlarını tekrar savaş öncesi noktaya taşıdı. 15 mil ve oradaki kısıtlamaları kaldırdı. Yani balıkçılık konusunda. Ayrıca biliyorsunuz son dönemlerde bütün geçiş noktalarını kapatmışlardı gerçekten. Kerem Şalom geçişini, yani Gazze'ye Kerem Şalom geçişini açtılar. Hem de bayağı iyi açtılar. Sanayi ham maddesi, tekstil, tıbbi araç gereç, ilaç vesaire vesaire. Yani Gazze'nin insani olarak ihtiyaç duyduğu hemen hemen her şeyin serbest geçişine yol açacak yeni bir mekanizmayı oluşturdular ve kuruluşunu yaptılar. Ve bu arada da tabii rakamlar da geliyor. Çok büyük bir insani dramla karşı karşıyayız Gazze'de. Şu anda 250 bin Gazze'li suya ulaşamıyor. Ve 185 bini de güvenilir su kullanamıyor. Bu tür bir altyapı sorunları var. İşte tam Mahmut Abbas, Filistin lideri, Türkiye'ye kadar gelip Erdoğan'la bazı meseleleri konuştu ve çok detaylı açıklama yapılmadı. Nedense medyada da çok büyük bir yer almadı o görüşme, ama yani bütün bu gelişmeleri görünce ne kadar önemli bir gelişmeymiş onu da daha iyi anlıyor insan. Çünkü aynı saatlerde, yani Türkiye'de Mahmut Abbas'la Erdoğan belirli bir konuda görüşmeyi sürdürürken, Katar'ın Mısır ve İsrail'le olan pazarlığı sürüyordu. Burada Mısır, Katar'la beraber İsrail arasında ilişkiyi kuran ve Hamas'la da ilişkiyi kuran bir ülke olarak bir anda devreye girdi ve dün Katar'ın Gazze özel temsilcisi Muhammed El Emadi, İsrail hükümetinle varılan anlaşma çerçevesinde çantasında 30 milyon dolarla Gazze'ye girdi ve o 30 milyon dolar Katar'ın bilgisi dahilinde çok acil yardım kuruluşları ve memurların vesairenin, işçilerin maaşlarının ödenmesinde kullanıldı. Şimdi İsrail hükümeti Mısır üzerinden ve Katar üzerinden Hamas'a bir talepte bulunmuş. Gel bir mekanizma yapalım. Bu mekanizma bu paranın girişini kontrol etsin. Katar yine kontrol etsin. Ama ben de şurasına burasına bakayım ve bu arada senin elinde iki tane İsrail vatandaşı rehine var. Bir de 2014 yılında operasyonlarda öldürülmüş iki İsrail askerinin kalıntıları var sende. Onları da bana ver demiş. Şimdi bu büyük bir olasılıkla Hamas bir şekilde onları verecektir. Çünkü ne yapacak, elinde tutacak da cesetleri. Sonuçta ailelerine verecekler. Onlar da gömülecek. O iki İsrail vatandaşı rehine diye adlandırılan şahsın ise akli dengelerinin zaten önceden bozuk olduğu da ifade ediliyor. Neyse, ben detaya girmeyeyim. Sonuç itibariyle benim anladığım şu. Erdoğan Filistin'in iki kanadı içinde, iki kanadı ile ilişkideki en güçlü siyasetçi. Genelde işte mesela Kral Hüseyin Mahmut Abbas'la iyi, öbürü bilmem Hamas Meşal'le iyi, ama Erdoğan hem Hamas'la hem El Fethi'yle iyi. Gördüğümüz kadarıyla Filistin'de Joe Biden ekibinin ve yeni İsrail hükümetinin çok ciddi bir yumuşamaya ve yeni bir barış sürecine ihtiyacı var. Bu Netanyahu'nun 5 yıldır ısrarla kaçındığı ve 5 yıldır rafa kaldırdığı bir süreç. Şimdi bu süreçte Hamas'la
Hamas'la El Fetih'i, Halit El Meşal'le Mahmut Abbas'ı bir yere getirecek ve orada Filistin içi meseleleri çözecek tek karakter Erdoğan. Bunu da tabii ki Ürdün Kralı'yla beraber yaparsa Erdoğan. Ve ben şöyle bir baktım, esasında 2020 yılında Türkiye bu konuda öngörüsü yüksek bir biçimde El Fetih ile Hamas'ı İstanbul'da bir araya getirmiş ve Filistin'de daha uzlaşmacı bir hükümet kurulması ve iki tarafın artık birbiriyle dalaşmadan yaşaması için gereken zemini oluşturmaya çalışmış ve bu yıl içinde özellikle Ürdün Kralı'na dönük o meşhur darbe, ki tahmin edebiliyorsunuz kimler olduğunu o darbede, arkasında şu anda gölgede kalmış bazı veliahtlar var biliyorsunuz. İşte o darbe sırasında da Erdoğan tıpkı Katar'a yaptığı gibi Kral Hüseyin, Kral Abdullah'a telefon açmış ve 4-5 Nisan 2021'de ben senin arkandayım, seni yedirmeyeceğiz kimseye falan gibi bir telefon görüşmeleri var Kral Abdullah'la Erdoğan arasında. Şimdi belli ki Türkiye Kral Abdullah'a dönük o girişimin perde arkasında ne tür bir iblis planı olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan hattında ne tür bir kaygının sonucunda o girişimin doğduğunu kolay anlamış vaziyette ve onun içinde Erdoğan tam uygun zamanlı bir biçimde Kral Abdullah'a sahip çıkmış. Kral Abdullah çok mu matah bir adam? Hayır değil. O da İngilizlerin adamı. Yani Türkiye'nin adamı değil sonuç itibariyle. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Amerikan muhafazakar evanjelik hareketinin adamıydı. Bu da İngilizlerin adamı. Yani bizim orada böyle şu adam bizim adamımızdır diyebileceğimiz doğru düzgün bir karakter yok. Sadece çok sağlam bir dostumuz var. O da Katar emiri. O bizim adamımız değil. O bizim dostumuz, ittifakımız. Türkiye, Azerbaycan ittifakının ve Pakistan ittifakının ayrılmaz bir parçası. Bunları hatırlatıyorum. Yeni başlayanlar için, yani benim kanala. Şimdi bu çerçevede eğer Naftali Bennett hükümeti Yair Lapid'le birlikte şu anda sergilemekte olduğu bu Filistin'e dönük daha yumuşak ve çözümcü politikayı sürdürürse Erdoğan'a ve Türkiye'ye ihtiyaçları var. Onu dışlayarak yapamazlar bunu. Zaten Mahmut Abbas'ın apar topar Türkiye'ye gelip bir şeyler paylaşması, Türkiye'nin belli ki bir yerlerde bir ilişkiye girmesi, özellikle Hamas nezdinde ve Katar nezdinde çok önemli. Çünkü Katar Gazze'nin bir nevi ekonomik savunucusu. Yani Türkiye-Katar ilişkisinin Katar noktası bu kadar önemli bir karakter taşıyor Filistin'de. Ve bu çerçevede baktığınız zaman Netanyahu'nun asla yapmayacağı ve sürekli kan dökeceği bir şeye, anladığım kadarıyla İsrail'in Joe Biden'la iyi çalışmakta kararlı koalisyon hükümeti daha net bir yaklaşım oluşturmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri İsrail ve Filistin ilişkilerinden sorumlu bakan yardımcısı pazar günü bölgeye geldi. Dün. Ve Filistin ve İsraillilerle, bu İsrail Filistinliler derken Hamas değil ama Gazze değil, Batı Şeria, Ramallah'la İsrail arasında bir tür mekik diplomasisi başlattı. Yani ve şey değil ve bugün Yair Lapid, İsrail Dışişleri Bakanı, önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Biliyorsunuz Türkiye'nin NATO-İsrail ilişkilerine dönük 2016 yılına kadar ciddi vetosu vardı. Türkiye o vetoyu kaldırdı ve İsrail'e bir mesaj verdi. Adam gibi olursan biz de sana karşı daha iyi oluruz gibi. Şimdi o çerçevede anladığım kadarıyla Türkiye'nin bilgisi dahilinde Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, bugün
Yair Lapid'i kabul etti ve ikili uluslararası terörizm, siber güvenlik, füze savunma sistemleri, İsrail'in uzman olduğu istihbarat ve deniz güvenliği gibi konularda NATO-İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde bir ön karar aldılar. Peki bu Türkiye'nin onayı olmadan olabilecek bir şey mi? Yok öyle, hiçbir şey olamaz. Yani Türkiye ancak evet derse olabilir. Türkiye belli ki NATO ile İsrail'in ilişkisini bu aşamada serbest bırakarak ki bu Yunanistan-İsrail ittifakı için önemli bir gelişme, yani kendini biraz geriye alarak sonuç itibariyle İsrail karşısında NATO üzerinden bir koz toparlamaya çalışıyor. Umarım tutar. Benim daima bu tür konularda nasıl bir endişeci bir tavrım olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yani çok fazla da bu insanlara, İsrail gibi, Mısır gibi ülkelere fazla manevra alanı verilmesinden taktik olarak verirsiniz ama stratejik olarak veremezsiniz diye düşünürüm. Şimdi Yair Lapid pazar akşamı aynı zamanda Brüksel'de Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile buluştu. Semih Şükrü bir haftadır New York'taydı. Orada Mavi Nil Nehri üzerindeki Hadesi Barajı'nın Mısır'a getirmiş olduğu olağanüstü yükü bütün dünyanın insanlarına Birleşmiş Milletler zeminde anlatmaya çalışmıştı. Geldi ve aynı zamanda Yair Lapid, yani İsrail Dışişleri Bakanı ile de görüşen Avrupa Birliği Genel Sekreteri Josep Borrell ile bir toplantı yaptı Semih Şükrü. Ve böylece Avrupa Birliği'nin konu kendi çıkarları veya kendi stratejileri söz konusu olduğunda nasıl demokrat olduğunu, yani esasında öyle bir konu söz konusu olduğunda bir askeri darbenin eli kanlı bir dışişleri bakanıyla nasıl el sıkıştığını da bugün Brüksel'de görmüş olduk. Yair Lapid'le Semih Şükrü dün buluştular, bu konuları konuştular, Gazze meselesini. Bugün Yair Lapid Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada ben Yair Lapid olarak ve artık yeni hükümetimiz iki devletli çözümü öngörüyoruz diye açıklamada bulundu. Yani meşru Filistin devletiyle var olacak bir İsrail. Ama şunu da ekledi. Ancak Filistin devleti demokratik ve barışçı bir kimlik taşıyacaksa, yoksa kendi elimizde bize kendimize bir dert açmak niyetinde değiliz dedi. Şimdi bu tüm bunları bir araya getirdiğinizde Semih Şükrü de Avrupa Birliği'nde Josep Borrell'le bir bu görüşmesi oldu ama Avrupalı bakanlar, dışişleri bakanları çok fazla ona itibar etmediler, açık konuşalım. Buna rağmen o da gerek Libya gerekse Etiyopya konusunda konuştu. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve o yönden baktığınız zaman eğer İsrail hükümetiyle Filistin arasında Gazze'deki Hamas'ı da kucaklayan bir gelişme olabilecekse, ki olmasını hepimiz isteriz tabii, o zaman Türkiye'nin İsrail'le hep söylediğim gibi hemen ve her şart altında ilişki kurma gayret kişiliğinden uzak durmasının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Çünkü sonuç itibariyle onlar bize gelecek. Yani biz onlara gitmeyeceğiz. Onlar bize gelecek. Çünkü Filistin'de çözüm demek, evet severim sevmeyelim, Mısır demek, evet Ürdün demek, evet Suudi Arabistan demek ve evet Türkiye demek. Yani bu denklemlerin dışında bir biçimde Filistin'de sorunu çözemezsiniz sonuç itibariyle. O yüzden gelişmeleri dikkatle, çok ihtiyatlı bir iyimserlikle izliyorum. Çok. Yani böyle alkış tutmuyorum, açık konuşacağım. Çünkü Orta Doğu çok kaypak bir zemin, hepiniz biliyorsunuz. Bugün ak dediklerine yarın kara derler, adamı da İvillah sivri küllah ortada bırakırlar. O yüzden Türkiye'nin de
Çok atak olmadan daha çok perde arkasında, backdoor policy dediğimiz, arka sokaklardaki diplomaside öne çıkarak bu meseleleri bir müddet yürütmesinde yarar var. Eğer bunu yapabilir isek gerçekten önemli bir noktayı yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Orta Doğu'da bu üçüncü videom, Orta Doğu'da hiçbir şey 6 ay öncesi gibi değil. Onu söyleyeyim. Bütün ilişkiler, bütün dengeler ciddi bir değişim içinde ve bu değişimin merkezinde bu kez gerçekten Netanyahu gibi bir şahini başbakanlık konutundan aforoz etmiş İsrail var. Orayı bir gözle bakmamız gerekiyor. O göz yapıcı olabilir. İsrail, Filistin halkının kalıcı çıkarları için bekçilik olabilir. Ama sonuç itibariyle şu gün itibariyle söylüyorum, bütün bu gelişmeler 2-3 devleti güçlendiriyor bölgede diplomatik açıdan. En çok güçlenen devlet, kabul ediyorum, sevmememe rağmen söylüyorum, Mısır. İkinci en çok güçlenen Ürdün ve üçüncü en çok güçlenen ve yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayan Türkiye. Gelişmeler önemli. Sıcak bir yaz. Hep beraber bakacağız, izleyeceğiz. Kalın sağlıcakla.